Ne yaptın Erman, bu ne ya? Evet. Benim sesim gürdür, onunkisi gür değildir. Gür değildir, evet. Vay, ver coşkuyu. Biz jiletçi bir grubuz. Okey. İnsanlardan nefret ediyorum falan yapıyorum. Kendini gençken olduğundan daha tuhaf, yabancı hissediyor musunuz? Hey, cümle düşüklüğü yapmışsın. Bad boy! Bad boy! Gençken daha mı bir yerlere ait hissediyordun kendini? Aptal olduğun için belki. Yok, tam tersi oldu. Aynen, ben de tam tersi oldum. Neden eski rock'n'roll'la bu kadar haşır neşirsiniz? Gençliğimizi rock'n'roll'a borçluyuz çünkü. Ha. Neden haşır neşirsiniz? Ya ben onunla büyüdüm, o yüzden. Ailede olan bir şeydi. Tabii. Sonradan üzerime yapıştıran, yapıştırdığım bir şey olmadı o yüzden diyebilirim. Çocuklukta vardı. Evet, evet. Abi yani hani uzun uzun anlatacak bir şey yok ki. Doğalında olduğu zaman diye kalıyorsun. Blue sana ne ifade ediyor? Bu müzik duygusal bağının pek olmadığı ama sadece gitar çalıştığının bir parçası haline gelmiş bir tür mü? Senin için kesinlikle öyle. Diyor. Blues mikrobuna ne zaman kapıldınız? Yani çok çocuk yaşta. Ağlamaya başlıyor. Hayır yani. Çocuk yaşta baya abim ve ablam dinlediği şeyler. Rolling Stones'tan başladı. Oradan başladı. Ailede vardı. Ailede vardı. Ya yani herkes dinliyordu zaten. Benim de dinlememem imkansızdı. Zaten hep siyah müzik vardı yani. At gitsin. 1970'lerdeki Rock Against Racism konserleri yeni kuşakları ırkçılık karşıtı hareketlerle ve radikal siyasetle tanıştırmış, onları politize etmişti. Love Music, Hate Racism kampanyası yapılsa bugün aynı etkiyi yaratabilir mi? Hayır, çünkü her şeyin içini boşalttılar, bunlar da dahil. Müzik endüstrisinin egemenleri aynı zamanda global kapitalizmin en büyük isimleri. O şirketlerin egemenliğindeki bir endüstride yer almak senin için nasıl bir duygu? Sen bu soruları güzel yazıyorsun öyle. Hala düşündüğüm bir konu üzerine. O yüzden kesin bir şey söyleyemem. Belki de yarın aynı şeyi hissetmeyeceğim. Dolayısıyla geçiyorum. Herkes kafasında zaman yolculukları yapıyor. Geçmişe, geleceğe gidip geliyor. Senin gidip gelişlerinde en çok demir attığın anları hangileri? En çok vicdan azabı çektiğim anlar tabii ki. Ki bu neredeyse her dönem. Senin var mı? Var tabii ki, evet. Biz yani jiletçi bir grubuz. Kendine jilet atmaktan hoşlanan insanlar. Susan Sontag'ın bir lafı var. Geçmiş özlemini hiçbir araç müzik kadar güçlü biçimde uyandıramaz. Anlat. Neyi anlatayım? Ya sen niye böyle leş bir çocuksun? İşte ne diyorsa, geçmiş özlemini hiçbir araç müzik kadar güçlü biçimde uyandıramaz. E doğru. Doğru diyor. Evet. Ya bir yorum yok mu yani bu kadar? Hayranlığın temelinde kendi sesini bulmak yatar denir. Okuduğun hangi kitapta, albümde kendi sesini bulduğunu düşünmüştün? Zor soru ya. Zor. Hayat, hayat, hayat. Allah Allah. Kendini de haklı çıkardı sorusuyla alakalı. Of. Çok tiksinecek insanlar.
I Feel Fine'ın girişinde yani ne olduğunu o zaman anlamamıştım. O feedback sesini kasetten geriye çekip çekip dinliyordum ve niye bu kadar hoşlandığımı anlamıyordum. Hakikaten anlamıyordum çünkü 11 yaşındayım öyle geriye çekiyorum diye bir ses geliyor. Orman şarkıya giriyor. Evet. Niye koptuğumu anlayamamıştım ama oralarda bir yerlerde olsa gerek. Senin? Emin değilim. Yani. Ben bir tanesini söyledim işte aklıma gelen. İlki genelde okay. Doğrusu oluyor. Rolling Stones'un şey parçası olabilir. Time Waits For No One diye bir parçalar var. Çok güzel. Davulcular için yastıkla çalmanın iyi etkisi olduğunu söylenirim. Benim için seçtiğin soru bu mu? Ya bir iki kere çaldım, bileğim çok ağrıdı. Ben bir hanımım, anlıyor musun? O yüzden yastıkla çalmam. Düşmedi. Başka müzisyenleri nasıl izlersin? Mesela vurmalıcıların tekniklerine mi dikkat edersin? Hayır, genelde nasıl hareket ettiklerine bakarım. Yani tabii ki patates kafalı çocuk müzisyenken bakıyordum, çözmeye çalışıyordum bakarak. Öyle bir şey değil. Hareketlerine bakarak çözmen gerekiyor. Yani boşlukta ne yaptıklarını izlemek gerekiyor. Sen ne diyorsun? Yani katılıyorum. Evet. Katıldım. Müziğinin ve imajının feminist bağlamda nasıl bir yere oturduğunu düşünüyorsun? Kadınlar erkeklerin hakimiyetindeki müzik endüstrisinde artık daha fazla söz sahibi mi? Siktir konuşamadım ya. Anladık ama işte. Hani mı gibi mi? Yoksa eski hamam eski tas mı? Her zaman her şey aynı. Cesaret de buna dahil. Dolayısıyla kadınlar ağlamak yerine taşaklarını içeri doğru toplayıp devam etseler devam eder bence. Eski albümlerinizi koyup dinlediğin oluyor mu? Hayır. Çünkü katlanamıyorum. Yani kendime katlanamıyorum. Evvelkilere göre yeni albümde farklı bir şey bulmamız mümkün mü? Evet. Herkesin yabancı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kimsesiz ve de garip. Tutmuş bir bardak içkiye sığınmışız. Ama bir gün hiç kimsenin haberi olmadan gideceğim bu dünyadan. O zaman kimse kovamayacak beni. Hiç kimse. Müziğin sağaltıcı bir vasfı olduğunu düşünüyor musun? Tekrar ediyorum. Gençliğimi rock'n'roll'a borçluyum. Kendini akraba gördüğün müzisyenler, dönemler var mı? Bu ne kadar ilginç bir soru. Çünkü hayatım boyunca birilerini hep amcam tayin ettim. Babamı çok sevdiğim için hep bir adamlar böyle benim amcam oldular. Mesela Steve Wonder benim amcam. Buna kimse karşı çıkamaz. Başka kim amcamdı? Robin Williams amcamdı. Allah rahmet eylesin. Başka? Ben hiç böyle düşünmedim açıkçası. Daha sağlıklı bir insan. Daha sağlıklı bir insan. Müzikle ilişkini nasıl değerlendirirsin? Dilin yetmediği yerlerde mi müziğe başvuruyorsun? Kesinlikle evet. O kadar düşünmedim. Sadece biraz işte sapıklık yani. Hakikaten öyle değerlendiriyorum. Ele geçiriliyorsun. Başka bir şey düşünemiyor oluyorsun. Başka bir şey de sevmiyor oluyorsun. Çocukluğunda sende iz bırakan şarkı hangisi? Of Tarkan, vur. Buna sen vur. Ya birçok var ama
Jeanette Porquetevas diyebilirim. Gerçekten iğrenç bir çocuk ya. Hakikaten ama normal değil. Gerçekten ucubesin. Tamam, benimki de Nat King Cole. Unforgettable. Tamam, ben de ucube biraz olabilirim. Topluluk önünde ilk defa ne zaman sahne aldım? Nasıl bir şeydi? 5 yaşındaydım. Klavye çalıyordum. Üzerimde de mavi prenses elbisem vardı. Bu konuyu hızlı geçebiliriz. Sen de? 16 yaşındaydım. İlk hardcore grubum Prophecy of Rage. Ay, onunki daha coolmuş. Tanımadığın insanlara müziğinle hikayelerini anlatmak nasıl bir duygu? O kadar iyi bir duygu ki. hala uğraşıyorum. O kadar güzel bir hissi var ki. Sapık yapıyor seni yani. Ne olursa olsun peşinden koşuyorsun yaptığın şeyleri. Kendini sanat yoluyla ifade edebileceğini nasıl, ne zaman farkına vardın? Of, o direkt geliyor zaten ya. Konuşup hareket edebilmeye başladığın zaman. Çünkü çevrende örnek var. Yani benim durumumda çevremde örnek vardı. Muhtemelen Tarkan'ın durumunda da öyle. Yani önce resimle başladım bu arada. Yalan yok. Sonra ses, işte şarkı, bir şeyler çalma, dayımın davulunu aparma vesaire. Onlar geldi. Hepsi vardı yani doğuştan. Çok yetenekli olduğum için. 17 yaşında ne işle meşguldün? Konservatuarda müzik öğrenmeye çalışıyordum. Beyhude bir çaba. Geçmişe dönüp baktığında kendini değişmiş görüyor musun? Bu arada Tarkan 17 yaşının cevabını verdiği için geçtim. O zaten müzik yapıyordu. Geçmişe dönüp baktığında kendini değişmiş görüyor musun? Hadi buna sen bir cevap. Evet, tabii ki. Ya kim zaten değişmiyorsa büyük bir sıkıntı yok mu? Kompulsif bir insan mısındır? Çok öyleydim. Yavaş yavaş yani kompulsif bir insan mıyım? Göstereyim. Yo, değilim. Değilim. Yakın çevrem müziği olan ilgini nasıl karşıladı? Şöyle düşüneyim. Davulcu bir dayım, akordiyonist annem, koloratür soprano teyzem, eniştem akordiyon. Akordiyon, benim eniştem bir akordiyon zaten başlı başına. Ya nasıl karşılasın? Aa, sen de mi dediler? Ne olacak ya başka? Geldi geri zekalı dediler. Senin çevren, ya, seninki de öyle zaten. Dibine kadar desteklediler her zaman. Ya, paramız yok ama okey. Sanırım bunu başka gruplara da sordunuz. Gruba The Ringo Jets ismini koymak nereden geldi aklınıza? Ringo Starr'ın Ringo'su. Yalan bu arada, haberiniz olsun. Ve Flatdoor Jets'in Jets'iyle şey ettik. Herkese yalan bir cevap. Ne zaman, nasıl tanıştınız? Bunu bize özel mi yaptın? Grup olarak mı? İlişkimiz ortaya çıkardı. Dur, ne zaman, nasıl tanıştınız? Senin krakerinde tanıştık. Hmm. Deniz de geldi. 2009'du galiba. Tamam. Evet. Müzik yapabilmek için neleri feda etmiş oldun? Sağlığımı. Birçok şey. Numara bir, sağlığımı. Birçok şey. Numara iki, sinir sistemi, ki bu yine sağlığa giriyor. Sağlığı mı? Sağlık. Güvenli hayat. Al, sana gelmiş. İlk ne zaman gitarın oldu? 15 yaşında. Ondan evvel abim gitarıyla başladım gitar çalmaya. İlk çaldığım parça. İlk çaldığım parça. Satisfaction. O daha kolaydı, onun için ilk onu çaldım. Grup içi ilişkiler nasıl gidiyor? Orospu çocuğu falan diye giriyormuşum değil mi? Hiç anlaşmazlık, ego sorunu, gerilim yok mu? Neyse ki bunlar yok. Yok, evet. Neyse ki bunlar yok. Dışarıdan kimse karışmadığı zaman genelde olmuyor böyle şeyler. Evet. Hangi şarkıların otobiyografik? Hangisi? Söyle bakalım. Ways. Dört yazar. Köpek ya. Neyi? Neyi? Sonra anlatırım.
gizem bitir. Kendini hangi sahnenin parçası olarak görüyorsun? Şu iki oğlanla beraber paylaştığım sahnenin neresi olduğu fark etmiyor. Sınıfta kaldım. Otur sıfır. Stream platformlarının bu kadar güçlü olduğu bir dönemde fiziksel baskı çıkarmanın etkili olduğunu düşünüyor musun? Aslında fiziksel baskı çıkarmak, merch çıkarmakla aynı şey. Evet, yani merch oldu. Evet. O yüzden merch olarak etkisi var, müzik olarak etkisi yok. Yani insanlar plakları aldıklarında dinlemiyorlar genelde. Sadece ellerinde tutmak istiyorlar. Streaming'den para kazanabiliyorsun. Hayır. Peki ya YouTube? Hayır. Hayır. Her zamanki keko cevaplarımıza devam ediyoruz. Grubu kısaca nasıl tanıtırsın? Rock and roll. Rock müzik. Rock müzik. Bugünün kültürel ortamında rock'ın nasıl bir yeri var? İşte her şey gibi etiket falan böyle tüy gibi takıyorlar üstlerine. Yurt dışında festivallerde çalıyorsunuz. Hem organizatörler hem dinleyici kitlesi. Hem de gruplar açısından burayı ve orayı karşılaştırdığınızda aklınıza neler geliyor? Vizyon. Stil. Kafanda müzik var mı? Her zaman. Çoğu zaman. Gereğinden fazla. Seni en çok onurlandıran plan hangisi? Bütün plaklarım. Çünkü plak. Zaten hani elime ilk plağı aldığımda şey demiştim öyle. Hmm. Diye koklayıp evet artık bundan sonrası ekstraya giriyor demiştim. İyi. West Montgomery Incredible Jazz Guitar. Orijinal basım. Seni kendi plandan bahsediyor. Seni kendi plandan bahsediyor ya. Ben başka plaktan bahsetmek istiyorum. Çok cool biri. Belki plakları yoktu hiç. Senin imzanı taşımasını hayal ettiğim başyapıt nedir? Of, ben her şeye özeniyorum ya. Çok var. Ayı görüyorum, aya tapıyorum. Güneşi görüyorum, güneşe tapıyorum. Çok fazla güzel şey var çünkü. Neyse ki. Tek bir şey. Tek bir şey. John Bonham'ın çaldığı herhangi bir şey olabilir. Wishbone Ash'in Argus albümü olabilir. Adisin çünkü çok güzel bir cevap. Pislik. Adisin. Çok gıcıksın. Ama ben senden önce diyebilirdim. Pislik. Issız bir adaya gidecek olsan hangi plakları götürürdüm? Niye beni ıssız bir adaya götürüyorsun? Sonra geri dönecek miyim? Tamam. Wishbone Ash Argus albümü. Bir kere onu alırdım yani. Bir de plan da yanımda. Argus var bu arada. Aldım yani. Bir Argus alırız. Başka? Beatles'ın hangi albümünü götürürsün? Hangi planı? Güzel soru. Revolver'ı götürürüm direkt. Hayranı oldun ama görüşleriyle seni hayal kırıklığına uğratan kimse oldum. Neredeyse hepsi o yüzden çok. Dinlememeye çalışıyorum. Çok. Çok oldu. O yüzden insanları... Konuşurken dinlememeye çalışıyorum. Umarım bizi seven birileri varsa, Türkiye'de Ringo Jett seven birileri varsa şu an bizi dinlemiyorlardır. İnsanlardan nefret ediyorum falan yapıyorum çünkü böyle. Kudurmak istediğinde sen ne dinliyorsun? Tarkan buna sen cevap ver önce. Genelde hardcore punk dinliyorum. Excel dinlerim, Judge dinlerim. Bad Brains dinlerim. Benim kudurmak istediğimde of kendime gülüyorum. Gülmekten cevap veremedim. Ben hala Beatles dinliyorum abi kudurmak istediğimde. Müzik dışında nelerle ilgileniyorsun? Skateboarding diyebilirim. Çok geek şeylerle ilgileniyorum ben ya. Anime falan izliyorum. Manga okuyorum. Herkesin tiksinebileceği her şeyi yapıyorum. Yeee!
resim çiziyorum. Tamam. Televizyon seyrediyor musun? İşte burada muhtemelen herkesin yalan söylediği ve bizim doğru söyleyeceğimiz an geliyor. Seyretmiyoruz. Seyretmiyoruz. Bir çizgi roman kahramanı olabilseydin hangisini seçerdin? Ben zaten bir çizgi roman kahramanıyım bu arada kafamın içinde. Hiç okumamış. Çizgi romancı okumamış. Yok mu? Yok, aklıma gelmiyor. Sailor Moon. Hey, this is Lale Kardeş from the Ringo Jets and today we will talk about my signature series from Turkish Symbols. Yeryüzüne senden kalan temel bir şey var mı? Daha ne olsun? Müzik. Ne tür bir radikal değişim? Ve bu nasıl gerçekleşebilir? Yani o kadar sert ki nasıl gerçekleşeceği, onu konuşsam Hitler diyecekler. O yüzden konuşmayacağım. Hepimiz dünyadaki varlığımızın sebebinin niçin burada olduğumuzu, hayatımızın manasını sorgularız. Sen bu sorulara nasıl bir cevap buldun? En tipik cevabı buldum şimdilik. Maalesef dönüp dönüp ona geliyoruz. Sınav. Sınav, evet. Dünyanın hali seni nasıl etkiliyor? Ya bunu bir kere daha tekrar etmek istemiyorum. Param yok. Yani. Sevmiyorum. Ne? Yani hani bunun böyle olmaması gerekiyordu. Beni böyle yetiştirmediler. Ben şey iyi gidecek zannediyordum. Zaman zaman çok irite oluyorum ben. Bu mu? Senin evet. Tek derdin şu an bu mu? Evet. Peki başka bir etkisi var mı dünyanın sana? Ya birçok etkisi var tabii ki. Anlat, bizimle paylaşmak ister miydin? Bilmiyorum şu anda. Ya sadece param yok değil, keyfim de yok. Baktığım zaman... Ben de artık ne bileyim balina veya yunus kurtarma videolarına ağlamak istemiyorum. Bunun normal olmasını istiyorum. Ne bileyim biraz daha sağlıklı olmak iyi gelebilirdi. Popüler kültürün yanlışı ne? Her şeyin bokunu çıkarması işte. Yanlışı popüler bu. Popüler olmasın belki. Aynen. Siyasi tavırların sezgisel mi, entelektüel mi? Ben entelektüel değilim. Sezgisel mi? Evet, hayvanım. Siyasi tavırlarım sezgisel. Çünkü beni rahatsız ediyorlar. Alanıma giriyorlar. Benim de kesinlikle sezgisel. Kafa sağladı zaten. DJ'de buydu. Evet, evet. Yani zorlama o kadar. Politika ve sanat sence bir araya gelir mi? Hayır. Çünkü yağ ve su gibiler. Gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan... Transhümanizme yönelik fikirlerini duyabilir miyim? Neden? Bilim sayesinde insan bedenini ve zihnini aşarken sence mistisizm, din vesaire gibi olguların tutumu nasıl olacak? Bunlarla alakalı olarak insanın yeni tanrısı teknolojiyi de içerecek mi? Of, bununla alakalı çok New Age düşüncelerim var ya. Benden daha da fazla insanları tiksindirmek istemiyorum. Al sen cevap ver, anladın yok mı? Yok ya, benim bir cevabım yok ki. Ay kıyamam. Önceliklerinde ne gibi değişiklikler oldu? Ya önceden akrabalarım falan vardı. Seviyordum insanları. Şimdi müzik seviyorum. Halamla turnelemek bende insan sevgisini sıfıra indirdi. Sıfıra yakın diyelim. Artık insan köylü falan sevmiyorum ben. Eskiden köylü çok severdim. Şimdi sevmiyorum. Nefret ediyorum insanlardan. Yani çok etmiyorum ama çoğundan ediyorum. Sen insanları seviyor musun? Önceliklerinde değişiklik oldu mu? Bilmiyorum. Cevap veremeyeceğim ama. Nasıl yani? Bilmiyorum. Önceliğin değişip değişmediğini bilmiyor musun? Ben eskiden insanları çok merak ediyordum. Hikayelerini falan. Kibarcasını söyleyeyim. Şimdi artık hiç merak etmiyorum. Hevesimi kırdılar. Başlangıç dönemindeki halinle bugünkünü nasıl karşılaştırıyorsun? Yaklaşık 25 kilo fazla. Bir kahve içeyim kendime. Sen?
başlangıç dönemi yani... Müziğe başlangıç. Niye anlamadın? Daha iyi çalıyorum. Daha iyi kalpliydim. Evet. Daha iyi kalpliydim. Adi misin? Yaşlanmak nasıl etkiliyor seni? Seni öldürürüm çocuk. Nasıl bir duygu veriyor? Yaşlandığımı hissetmiyorum ama bunu geyik olsun diye söylemiyorum. Hissetmiyorum. Arada böyle bir etim daha yumuşak geliyor bana ama o kadar yani. Nasıl etkiliyor beni? Etkilemiyor. Yorulmuyorum da şu an. Sadece böyle... Saçmalığa daha az dayanıklı hale geldim. Eskiden daha dediğim gibi insan hikayelerini dinlemeyi severdim vesaire. Şimdi böyle saçmaladıkları zaman aptal aptal illa bu hani zeki konuşmak değil. Senin alanına girip böyle üzerinde zıplamaya çalışıyor ya, insan doğası. Zayıf insan doğası böyle bir şey ya. Artık onu dinlemek ve ona izin vermek gelmiyor içimden. Eskisi kadar peygamberimsi değilim yani. Daha... Çirkin bir insanım o açıdan. Ben de aynı şeyi hissediyorum. Evet. Gerçekten öyleyim. Ama 20'li yaşlarında çok daha yaşlı hissediyordum kendimi. Onu ha o açıdan. Evet daha enerji, enerji yükseldi. Öyle tuhaf bir şey var yani. Aynen enerjimiz yükseldi. Sabrımız azaldı. Çok güzel oldu. Güzel anlattın bence. Bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Şu an ne yapıyorsam onu yapmayı düşünüyorum. Çünkü gayet iyi hissediyorum yaptığım şeyi yaparken. Bulunduğun yeri tasvir eder misin? Güzel bir stüdyo falan. Saçmalık gibi oraya giriyormuşum değil mi? Bulunduğun yeri tasvir eder misin? Belirsizlik. Eğer seni aşk çocuğu olarak dünyaya getirecek iki sanatçı seçecek olsaydın kimleri seçerdin? Söyle bakalım. Ben bayağı benimkilerden memnunum ya. Bir şarap uzmanı ve bir akordiyonistle. Ben zaten katıldım. Pierre Richard ve Brigitte Bardot diyorum o zaman. Adi, adi köpek. Güzel seçtin. Tercihin yaşayan kahramanlardan mı, ölü kahramanlardan mı yana? Ölü olanlar bir şekilde kendilerini kanıtlamış ama değil mi? Kahraman olduklarını. Bilmiyorum. Benim sevdiğim çoğu adam ölü ya. Ölü sanırım. Ama hayatta olanlar da var benim için. Var. Ölü olanlardan. Bruce Lee var mesela. Evet. Hayatta olanlardan. Mesela Eddie Van Halen var. Hala. Yani. Bitki. Altın gülüşlü adam. Hastası. Gerçekleşmesini istediğim bir hayalim var mı? Evet tabii ki. Tabii ki var. Çok güzel miyiz? Mümkün olsaydı her şeyi yeniden başlamak ister miydin? Hayır. Hayır. Yaşımdan çok memnunum. Buraya kadar zaten zar zor geldim. Başka bir dönemde yaşamak ve ölmek ister miydin? Geneldeki ben buna evet diyor. Hayır. Yok ya 50'lerde doğmak isterdim ya. Böyle bütün dönemi yaşamak isterdim. Sıra sıra böyle içinde. Bütün o konserlere gitmek isterdim. Sabah kahvesi içmeye çat kapı bir komşuna gidiyor musun? Gitmiyorum. Biri de gelse hoş karşılamayabilirim. ya yani ararsa önceden gelir de öyle çat kapı. Pekala. Rock'n'roll'un aptal işi olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle evet. Kesinlikle benim de cevabını. Evet. Evet.